Güngör Uras Dolar artışının ne kadarı dıştan, ne kadarı içten. Dolar fiyatı artıyor. 1. Dolar değerleniyor. 2. Türkiye benzeri ülkeler finansal piyasalardaki dalgalanmalardan olumsuz etkileniyor. 3. Türkiye'nin dış ve iç sorunları dolar fiyatının olması gerekenden daha fazla artmasına yol açıyor. Doların değerindeki değişimi önleyemeyiz. Türkiye benzeri ülkelerin finansal piyasalardaki dalgalanmadan etkilenmesini önleyemeyiz. İyi de acaba bizdeki dolar fiyatı Türkiye benzeri ülkelerle aynı çizgide mi artıyor? Yoksa bizde daha fazla mı artıyor? Esas soru da şu. Bugünlerde 4 TL'nin üzerine tırmanan dolar fiyatının ne kadarı dış ne kadarı iç gelişmelere dayanıyor? Araştırmalarıyla ekonomideki gelişmelerin nedenlerini sergilemekte başarılı iktisatçı Doktor Mahfi Eğilmez'in geçen hafta bir araştırması yayınlandı. Araştırma ne gösteriyor? Doktor Mahfi Eğilmez son 5 yılda 22 Mayıs 2013 ile 13 Nisan 2018 arasında dolar değerindeki değişimi Türkiye benzeri ülkeler olarak kabul edilen Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve Hindistan'la Türkiye'deki milli paranın nasıl eridiğini sergilemek için tablolar hazırlamış. 22 Mayıs 2013'ten 13 Nisan 2018'e Türkiye'de dolar fiyatı 1.84 liradan 4.08 liraya yükseldi. Dolar endeksi 100 iken 222 oldu. 2013'ten 2018'e küresel piyasalarda Amerika dolar endeksi 100 iken 108.4 oldu. Demek ki doların değer artışı %8.4 oranında. Türkiye benzeri 5 ülkede milli para birimleri ortalama olarak 100 iken eridi 72.9 oldu. Türkiye Türkiye benzeri 4 ülkeden ayrıştı. TL'nin değeri 100 iken 45 oldu. TL'nin değeri 100 iken 45'e gerilediği için 1.84 lira olan dolar 4.08'e yükseldi. 1 lirasıyla 0.54 dolar alınabiliyordu. 5 yıl sonra 0.24 dolar alınabilir oldu. Dolar 2,5 lira olabilirdi. Eğer TL'nin değeri de Türkiye benzeri 4 ülke ortalamasına benzer ölçüde %72,9'a gerilemiş olsaydı bugünlerde doların fiyatı ortalama 2,50 TL olurdu. Bu hesaplara dayalı kesin değerlendirmeler yapılamaz ama Kabaca görülüyor ki bugünlerdeki 4 TL'lik dolar fiyatının 2,5 lirası dış piyasalarda bize benzer ülkelerdeki gelişmelere dayanıyor. 1,5 lirası ise Türkiye'nin iç ve dış risklerinin dolar fiyatındaki yükü. Doktor Eğilmez diyor ki Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve Hindistan para birimlerinin büyük ölçüde dolardaki değişime paralel değişimler gösterdiğini görüyoruz. Aşağı yukarı dolar değer kazandıkça kaybeden, dolar değer kaybettikçe değer kazanan, dolar durağanlaştıkça durağanlaşan bir görünüm içinde bulunuyorlar. TL ise öteki ülke para birimlerinden ayrışıyor. TL dolar değer kazanırken de değer kaybederken de değer kaybı yaşıyor. Bir başka ifadeyle dışarıda ne olursa olsun TL değer kaybı yaşıyor. Güngör Uras, Milliyet.